Ankara'ya dönelim. Başbakan Tayyip Erdoğan Türkiye'deki yabancı misyon şeflerine bir iftar yemeği veriyor. AK Parti Genel Merkezi'ndeki yemeğin ayrıntıları için Meltem Aslan karşımızda. Meltem, Suriye ve İsrail dışındaki temsilciler, yabancı diplomatlar davet edildi biliyoruz. Sürpriz var mı? Suriye ve İsrail dışında bir sürpriz yok. Başbakan Erdoğan'ın ikinci iftarı olacak. İlkini Dolmabahçe'de Londra Olimpiyatlarına katılacak sporculara vermişti. Bugün de AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçileri ağırlayacak. Birazdan başlayacak o iftar. İftar daha yapılmadan mesajları konuşuldu diyebiliriz. Geçmiş yıllarda İsrail'e uygulanan boykota bu yıl Suriye'de eklendi. Hatırlanacağı gibi krizin ardından Suriye Büyükelçisi ülkesine geri gönderilmişti. İlişkiler maslahat güzel seviyesine indirildi. Ancak bu yıl ne Suriye'ye ne de İsrail'e AK Parti Genel Merkezi'nden bir davet gitmedi. Bu iftarın hazırlıklarını dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik yaptı. Çelik Adanalı, işte bu yüzden de menü meşhur Adana yemeklerinden oluşuyor diyebiliriz. Başbakan Erdoğan saat 20 gibi resmi konuttan ayrılacak. AK Parti Genel Merkezi'ne gelecek ve büyükelçilere Suriye konusunda Türkiye'nin atacağı adımlardan bahsedecek ve burada bir konuşma yapacak. Hemen aktaralım, iftar terasta yapılacak. İlk kez gerçekleşecek terasta diyebiliriz ve dünyaca ünlü konukları da olacak bu yıl iftarın. Dünyanın en iyi hafızlarından Mısırlı Ahmet Nuayna iftarda Kur'an-ı Kerim okuyacak. Yine iki mini konser olacak. Ünlü müzik grubu Le Trio Gibran bir konser verecek. Yine dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın da bir konseri olacak. Bugün Oruç Ankara'da 20.21'de açılacak ve gözler AK Parti Genel Merkezi'ndeki bu iftarda olacak, Seda Üretir.